Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kardeşler, asrın en büyük belalarından bir tanesi, belki de başı yani, sıkıntı. Sıkıntı. Buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon. Canım sıkıldı. Tatminsizlik, doyumsuzluk, kanaatsızlık, sabırsızlık. İşte bunlar ahir zamanı oluşturuyor. Böyle olduğu için ahir zaman, ne yaparsan yap, gitmez. Bir şartta gider. Ne yaparsan yap, gitmez. Bir şartta gider. Mektubat 70'ten okuyor. Bu ders değil konu. Birkaç tane maddeden bir madde de bu. Deftere yazdım size okuyacağım maddelerden. 6-7 tane madde var. Farklı farklı. Bir tanesi bu. Bununla başladım. Hakaiki imaniye, yani okuyoruz. Risale okuyoruz. Kur'an okuyoruz. Derslere gidiyoruz. Haftada birkaç defa gidiyoruz. Gene bir türlü bazı şeyler benim yakamı bırakmıyor. Var değil mi böyle sıkıntı, böyle diyoruz. Yakamı bırakmıyor. Onun şeyi şöyle diyor. Hakaiki maniye, okuduğumuz hakikatlerin hakikate dönüşümü. Hakaiki maniye derken, okuduğumuz ders, dinlediğimiz ders, hakikate dönüşmesi için, esasat-ı Kur'ani olması için, yani Kur'an'ın esaslarına mazhar olmak için resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki ne eksiğimiz var onu okuyorum. Hepimizin derdi yani, bende de var. Belki bir mevhibe-i ilahi olan esrar, mevhibe-i ilahi olan o esrar. Okunmak yetmiyor. Yetmiyor. Ders dinlemek yetmiyor. Nedir bu? Okuduğunu hakikate dönüşmesi. Mısırı yetiştirmen yetmiyor. Değirmende öğütmen lazım. Yetmiyor. Fırında pişirmen lazım. Nedir o? O mevhibe-i ilahi olan, o esrar, okuduğumuzun içerisinde olan, zahirde gözükmeyen, elmanın içerisindeki lezzet gibi. O mevhibe ile o ilahi olan, mevhibe ilahi olan o esrar, yani Allah karşılıksız verdiği olan o sırlar nasıl bize mal olur? Bir, halis bir niyet ile. Hesabın olmayacak. Bu hizmette mukabil para istemeyeceksin. Para ile işin olmayacak. Bir. İki. Enaniyet, gurur, şöhret, ben tanınayım, ben bilineyim olmayacak. Halis bir niyet. Okunanın ekmeğe dönüşmesi. Okunan dersin kalbe inmesi. İçin bir. Halis bir niyet. Şöhret, enaniyet, gurur, kibir falan yok. Para da yok. İki, dünyadan manay ismiyle uzak. Dünyaya Allah'ın nazarıyla bakmak. Üç, huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Arkadaşlar, tecerrütümüz olacak. Tertlerimiz olacak. Yoksa mümkün değil. Ne okursan oku. Hani
Mesela Belham bin Bahura var. Ve Kur'an'da ve hadiste dev insanların batışında şahit oluyoruz. Dev insanların batışı var. Tertleri olmadığı için battılar. Mesela Meyhane'den gelen bir zat enanetini, gururunu terk edip bilmem ne, nereye çıkıyor. Ama bakıyorsun alim dediğim zat batıyor. Tek ne okursan oku, eğer bu televizyonu, cep telefonu, tamam mı, böyle haramlarla gaflet verici şeyleri terk etmedikçe okunan ders kalbe inmez. Kalbe inmeyen her bir şey de insana yüktür. Terk. Terklerimiz yok. Bir de bir şey söyleyeyim. Buradayız değil mi? Şuurunuz burada mı? Bu kimse duymasın. Bu terklerden de bahseden de pek kimse yok ha. Televizyonu terk etmen lazım kardeşim. Kafayı taktım be Hasan, sen de televizyona, tamam. Tamam. İnterneti terk etmen lazım. Oo. Cep telefondan uzak duracaksın. Bayağı ileri gidiyorsun. Tamam. Sonra kapımı çalma. Abi ne okumam lazım, yatamıyorum. Sabahleyin görüyorum telefona. Abi uyuyor musun? Bir bakıyorum 2:34. Ne oldu? Abi çok ileri gidiyorsun demiştin. Abi uyuyor musun diyen gene sensin. Bir bakıyorum saat kaçta yazmış dedim. 2:34. Ya oturuyorum senin gibi. Terk edeceksin. Terklerin olacak. Terk edeceksin kardeşim. Bir şeyi almak için bedel ödeyeceksin. Terk edeceksin. Yoksa terk edileceksin. Terklerimiz yok. Bilgi sorunu yok. Terkimiz yok. Terk edeceksin kardeşim. Terk edeceksin. Bizim de nefis istemiyor. Başka bir yer okuyorum. Allah Allah. Ya Rabbi. Muhafaza et bizi. Bak. Benim Halik-i Rahim'im. Mektubat 47 şimdi. O tecridi, ustadı barlaya attılar. Hiç kimseyle temas etmesin diye. Zülme. Değil mi? Barlaya. Tecrit ettiler. Bir o dağ, Allah'ın dağına koydular. Bir de kimse gitmesin diye köye asker koymuşlar. Zaten köylü asker görünce de patlamış yani. Ne diyor ama ustad? Benim Halik-i Rahim'im o tecridi, beni men etmeleri, benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Ne yapmış biliyor musunuz? İnsanlardan temas azaltmış, malum işte yayınlardan uzak olunca zihnimi safi bırakıp, gili kuştan azadı olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Ne? Ne peki bu? Kur'an'ın feyzini, Kur'an'ın ilmini demiyor. Olduğu gibi. Değiştirmeden, dönüştürmeden o. Olduğu gibi. Sebebi neymiş? İlmi olduğundan mı? Hayır. Fazileti olduğundan mı? Hayır. Ne ile? Tecrit. Tecrit. Zihnini tecrit etti. Arkadaşlar, benim sevgili kardeşlerim, geceniz gündüzünüz Allah mübarek etsin. Ömrünüzü bereketli kılsın. Allah dert, sıkıntı göstermesin. Eğer göstermişse tahammül gücünü versin. Canım kardeşlerim, bak buraya kadar lütfettiniz, geldiniz. Ama size şunu söylüyorum. İlim boşaltmak içindir. İlim üzerine kurulan gelen, ilimden sonra gelen mana, feyiz, irfanlık, o mevhibe ilahiyedir. İlim değil o. İlim tecridine, yani bazı şeylerden kopmana vasıtadır.
Şu anda bu ders dinliyorsun ya, ilimdir. Bununla bazı şeyleri terk edersen, Allah gökten mana yağdırıyor, ilham. Mesela bir misal söyleyeyim, benim kardeşiniz Ataman aldı Üsküdar'dan. Yatsıyı orada kıldım camide. Hiç alakası yok mevzuyla. Biraz paylaştım şeyle kardeşimizle arabada. Şimdi yatsı namazını hiç alakam yok. Konuyla hiç alakam yok. Namazda birisi geldi. İhlas suresi, İhlas dersi. Kaçıncı lemaydı? 21. lema. Niye 15 günde bir okunması lazım biliyor musun dedi. Allah Allah, ne nesi ya, kimsin sen falan. Yatsı namazını kılıyoruz, ne alakası var bu şimdi? Başladı saymaya. Vallahi billahi bunun üzerine yemin ederim yani. Böyle. Allah da yemin ettiği için söylüyorum. İrade ile hiç alakası yok. Baktım sayma bakar, yemin ediyorum. Baktım sıralıyor. Allah Allah. Sıralıyor yani. Peki niçin bunu söylüyorsun, şu anda anlatıyorsun? Elimden geldiği kadar zihnimi tecrit edince artık senin hiç şeyin olmayınca olduğu gibi geliyor. Allah Resulü'nün hadisini hatırlayalım. Aleyhissalatü vesselam. Ey ashabım, ilim istemeden ilim yapmak isteyen, ilim isteyen yok mu? Nasıl olacak diye. Gene devam etmiş, diyor ki takvanızı artırın. Takva biliyorsunuz meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Öyle mi? Meniyat nedir? Günahsa meniyat ve günah diyor. Meniyattan ve günahlardan iştinab etmek dediğine göre meniyat günah değildir. Efendim güçlendirmek için. Hayır, zorlama kendini. Meniyat tecrit, tecerrüt, terkler. La ilahe iller. La ilaheler. İllallah sonra. İlk önce tek. Aşağısında söylüyor zaten abi, değil mi? Evet, aşağısında söylüyor. Def işer, celbi nefaya, rüçhanet kesmemiş. Bu aslında usul esas olmuş. İlk önce haramları terk. İlk önce terk. Terkler sonra yağıyor. Sevgili kardeşim. Peki. Bunu değiştiriyorum. Şimdi ötekilere geçiyorum. Dedim ya bu akşam bunu işlemeyeceğiz. Kapatıyorum bu defteri. Ne anladık şimdi buradan? Ne kadar derse gelirsek gelelim. Kitap okursak da olayı okuyalım. Hangi cemaat olursa olsun. Yani sonra şüphelendirmesin sizi. Allah Allah, bu kadar yapıyoruz ediyoruz da niye böyle hala sıkılıyorsun ha? Tecritlerimiz yok. Bilgi sorunu yok. Endişe etme. Bilgi sorunu yok. Elhamdülillah. Bilgisayarda zaten tık 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 Google evliyasına gir. Sana hemen eskide Bağdat'a gitmek lazım, Şam'a gitmek lazım. Yani birisine ders almak için. Şimdi gelmem gerek yok. Google evliyası var, giriyorsun, adam sana dersini veriyor. Ulaşmak, bilgiye ulaşmak sorun değil. Sorun, sorunu sorun yapmamaktır. Yani terklerimiz yok. Terk edeceksin. Benliği terk edeceksin. Gururu terk edeceksin. Harama gidecek şeyleri terk edeceksin. Terk edeceksin. Uykunu yatacaksın. Uykunu terk edip televizyonlara, internetlere, sitelerde bulunmayacaksın. Ne olur interneti kapattıktan sonra yatağa girip of be! Ulan ne kadar rahat yatılıyormuş. Olur mu böyle bir şey? Kafan dolmuş bin parça, enerji yüklemiş. Her duyduğun, her gördüğün, her kokladığın, her tat aldığın, her dokunduğun şey içeride canlı ve ruhlu oluyor. Aktiftir içeride. Tamam, bu kadar bombardıman yeter. Şimdi başka bir yer okuyorum İşaret Hücaz'dan. Allah istifade ettirmeyi nasip etsin. Hepimizin derdi biliyor musunuz? Ben ne kadar terk etmişsem o kadar mana geliyor. Hiç çalışmadan ha. Mesela 15 günde bir ihlasın ne okunacak? Lan çalıştım mı? Yok. Bak geldi elhamdülillah. Tak tak. Bir de zannediyorlar konu zikidir falan, akıllıdır falan. Veya şudur budur da işte geliyor. Hayır, hiç alakası yok. Ben bunlarla tecritlerimi çoğaltmaya çalışıyorum. Bakmamaya, gitmemeye,
bulunmamaya, yani beni zarara sokacak şeylerden uzak durmaya çalışıyor. O nispetten de hakikat geliyor. Ondan sonra şöyle rahat oluyorsunuz böyle. Oh. Mesela şu anda rahat değil misiniz kısmen? Rahat olmadığınızın sebebi evi terk ettiğiniz, yani televizyonu terk ettiğinizdendir. İnterneti terk ettiğinizden, bazı şeyleri terk ettiğiniz de ondan. Terk etmezseniz burada olamayacaktınız, öyle değil mi? Eğer hala şu anda huzur yoksa sizde, terkleriniz yok. Hala eğer cep telefonuyla yandan bakıyorsa, ne zavallı kardeşim, değil mi? İşte, benden gizliyorsun ama şahsı manevi affetmiyor seni. Şurada böyle, tabii abi, dersteyim. Hiç. Ey gidi zavallı. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Ölmüşsün de haberin yok. 45 dakika kendine saygın yok. Kapatamıyorsun. Terkin yok. Tıp. Sessiz aldım abi. La manadan düşürüyor seni. Ona kim lan bu saatlerine? Ve biraz sonra hemen odaklanacaksın. Oha, ne anlattı ya? Terkmiş. Ne terki ya? Ne diyor ya? Çünkü başını kaybettin ya. Kendine değer ver. Buna ait bir misal vereceğim. Çok vermiştim herhalde burada. Belçika'dan birisi geldi. Dortay beni arıyormuş. Sanki ben doktorum. Bunları anlatıyorum. Bunlar gayet normal. Herkesin bileceği şey. Neyse. Geldi yanıma oturdu. Aldım kalemi. Madem dört ay beni aradın, gel otur bakalım. Anlat bakalım derdi. Neymiş? Bak. Anlattı. Ayrı bir sorununu anlattı. Böyle gözüm ilişti telefona. Saate baktım. Böyle benden biraz da tikti var ya böyle. Bakayım ne anlatacak? Kaç dakika? 22 dakika 37 saniye bana derdini anlattı. Bitti mi kardeşim? Bitti abi dedi. Solumda oturuyor. Bitti mi? Bitti. Buyur abi dedi, böyle bakıyor. Çare ne biliyor musun? Ne dedi? Sen insan sevmiyorsun. Ne? İnsan sevmiyorsun. Yani kendini sevmiyorsun. Yani kendine yatırım yapmıyorsun. Yani kendindi terklerini muvaffak olamıyorsun. Kendine değer veren kendine saygılı olur. Kendine yatırım yapar. Yatırım yaptıkça, yani içeriye doğru yatırım yaptıkça, dış dünya onu fazla alakadar etmez. Olur der. İçeriden bakınca inanın farklı gözüküyor. Dışarıdan bakınca sizce farklı gözüküyor. Kendimize değer verelim ya. Bana değer verin demiyorum. Bana para verin demiyorum. Allah rızası için diyorum ki, kendinize değer verin. Yani ne olur, yatmadan bir 10 dakika risale oku ama sesli. Ne olur, ajanda al Allah rızası için, not al ya. Bak şimdi, buraya yetiştirebilseydim, Barla'dan size ders yapacaktım, tamam mı? Bu sırf dersteki nereleri okuyacağım diye, tamam mı? Size yani, çalışıyorum bakın. Gösteriyorum yani. Kendine not al. Okudum, anladım zannettiğin şey uçacaktır Resulullah'ın hadisiyle. Kuş gibi ayağında bağlayın, kaydet. Sen oraya yazmakta üşeniyorsun, oraya yazmıyorsun. Yazarken kalbine iniyor. Yaz, tamam? Peki, 146 işaret edeceğiz lan. Şimdi bakayım ne çıkacak? Kulasa. Şimdi işaret edeceğiz, konu değişti. İnsan ebedi için yaratılmıştır. Ha, onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur ebediyedir. Bu olmasa bunun dışında huzur arama. Bir, termometre ile basınç ölçülür mü basınç? He? Sıcaklık ölçer. Biz termometre ile kiloyu ölçmeye kalksak, bu kitap kaç kilo geliyor? Olmaz değil mi abi? Yani bu cihaz niçin yaratılmış? Ebed için yaratılmış. Sıcak için yapılmışsa
Bununla kilo kaldıramaz. Değil mi abi? Ha. Şimdi insan niçin yaratılmış? Ebed için yaratılmış. Buraya sahne almaya gelmiş. Biz filme başladı filmimiz. Elestu bi rabbikum. Galu bela. Film başladı. Start verildi. Bu filmde kimler oynuyor biliyor musunuz? 18 bin aktör var. Filmin içerisinde. 18 bin alem. Bir de sen varsın. İnan senin filmde sen oynuyorsun. Film heyecanlı olsun diye acımasız vuran vurana kıran kıran oynanıyor. Bir günlük sahne almak için de alemlerden 18 bin alemden dünyaya geldik. Unutmayın. Japonya ile alakalı bir filmde bir yer geçiyorsa bir dakika beş dakika kalkıyorlar uçakla 13 saat Japonya'ya gidiyorlar. Gidenden biliyorum da onun için söylüyorum. Japonya tsunami sahillerinde sahne alıyorlar. Diyor ki hocam en fazla 10 dakika çekim yapacağız. En az 10 gün uğraşıyoruz 10 dakika için. Japonya'ya 13 saat gidiş, 13 saat, 11 saat geliş. Bir haftada da kalır, sahne alacağız. Arkadaşlar, biz de ezelden ebede uzanan bir hayat filmde oynuyoruz. Başrolde oynuyoruz. Burada film sahne almak için, bir günlük sahne için dünyaya geldik. Sahne almak için. Burada bir film çekim var nasıl geçeceğiz? Ezel ve ebede geçiyoruz. Diyor ki insan ebed için yaratılmış. Sonra onun hakiki lezzetleri neymiş? Marifetullah. Yani mesela tornacısın marifettir. Doktorsun bilgi. Bilgi, doktorluk bilgi marifettir. Efendim Kur'an okuyorsun, marifettir. Risale okuyorsun, marifettir. Çiftçisin, marifettir. Allah ile onu değerlendirirsen tullah olur. Marifetullah olur. Allah'a o götürmeye, onunla Allah'ı tanımaya vasıta yaparsan marifetullah olur. Marifet Allah'ın şeyine götürmeye vasıtaya dönüşür o. Marifetullah. Allah'a intisap ederse. Yani demek ki biz hayata bir dakika lezzet almak istiyoruz, huzurlu olmak istiyoruz. Kim? Ben. Ben kimim? Ebed için yaratılmış. Ha arkadaşlar, lezzeti meşru lezzet keyfimize kafidir. Harama girme lüzum yoktur der. Bir, marifetullah ile yapacağız. Meşrudur. Yani haram işlemeyeceğiz. İki, muhabbetullah. Birincisi, marifetullah. Haram olmayacak, yasak şey. İki, kalbimize langur lungur şeyleri sokmayacağız. Mideye sokunca mide yanmıyor mu? Ben mesela bak bir saatten beri kıvranıyordum. Yani asit falan yaptım. Ne şey yaptıysa falan. Pestil mi yedik? He, çayla pestil vardı. Ne olduysa. Bak şimdi, langur lungur soktun mu? Uygun saat değildi senin. Bir saat çattı, bir iki dakika lezzet için. Tamam. Şimdi bir, marifetullah haram olmayacak. Muhabbetullah, iki, her şeyi kalbe sokmayacağız. Üç, ilim yapacağız. Artık gerisinde tahammül edemeyeceğin lezzetler alacaksın hayattan. İnan. Peki, başka bir yer okuyorum. Mektubat 222. Sıkmıyorum değil mi sizi? Sıkılıyor musunuz? Peki. Sesiniz çıkmadığına göre sesiniz çıkmamıştır demektir. Mektubat 222. Katiyen bil ki. Katiyen. Hilkatin en yüksek gayesi. Hilkat. Yani ya bu vücuda çıkış yaratılmışız dışarıda. Hilkat. Ve fıtratın en yüce neticesi içsel alemin. En yüce neticesi iman-ı billah'tır. Yani bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi diyor ya. Yani
yaratılışımızın ve fıtratımızın gayesi, yüce neticesi iman-ı billah'tır. Ve insaniyetin en âli mertebesi, yani insan olmanın varılması, istenilen yere gözükebilmesi için beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Yani bilgilerini, elinde olanlarını, servetini, malını, mülkünü, paranı, atını, yatını, katını, avratını, her şeyi Allah yolunda olmalı. Ne oluyor o? Bu sefer marifetullah oluyor. Cin ve insanların, cinleri ve insanların en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Yani el-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Allah için seveceğiz, Allah için nefret edeceğiz. Düşmanımızı da dostumuzu Allah tayin edecek. Şey dedi ki, Ahmet Feyzi abi var, ustadın avukatı. Hatırasını okudum da, Rüştü abi da derdi yani, bize anlatırdı diye. Adam bir tane, bir grup gelmiş. Demişler ki, duyuyorsun değil mi? Abi demişler, Risale okuyoruz ama, anlıyor gibi ama bir feyiz yok diyor. Ya anlıyorum. Tamam, lügatını anlıyorum. Ama bir şey, yani yağsız tuzsuz böyle bir şey yemek dedi ya. Abiyi zorluyorum diyor. Olmuyor yani. Okuyoruz. Lügatını da çözdük. Yani bir şey bizi heyecanlandırmıyor. Yani ne eksik? Dedi ki, eğer zaman verip okuyorsanız, içerisindeki feyizler size akmıyorsa, haram yemeyin. Kul hakkı varsa üzerinizden ödeyin. Haram yemeyin. Haramla beslenen bir vücutta feyiz olmaz. Haram yemeyin. Helal yiyin. Anlıyor musunuz? Bir de haram yiyen bir insanın sulbünden olan çocuk da ne sizden laf dinler, ne de şey olur, Allah Resulü'nün tabiriyle ahir zamandaki çocuklar diyor, hırçın, hayasız, yaşlıları emrin bir maruf yapmayacak diyor. Gençler için ne diyordu? Yaşlıları emrin bir maruf yapmaz, gençleri hayasız, çocukları hırçın olacak diyor. Helal, haram yiyenlerin sülbünden olan çocuklarda bunlar oluyor. Ya. O da şeytanın düdüğüymüş ha. Hani böyle tutacaksın. O bağırttırmak onunla alakalıdır. Tutacaksın. Tabii işte şimdi senin şahsında kusura bakma herkes öğrendi. Onu böyle tutacak. Hele namazda tutun. Sakın şey yapmayın. Zorlanırsanız bu sefer kapattım. Şimdi muhabbetullah'tır dedik. Muhabbetullah içeriye her şeyi sokmayacağız. O okulun sallaya sallaya adam girmeyecek buraya. Ve ruhu beşer için en halis surur ve kalbi insan için en safi sevinç o marifetullah ve muhabbetullah'taki içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Yani marifet, yani elimizdeki nimetleri Allah yolunda kullanıyoruz. Yani tertler, marifetullah. Bu sefer feyizler kalbe iniyor, inince de lezzetine doyamaz. Lezzet oluyor. Peki, konuyu değiştiriyorum gene. 104 ince mesnevi nuriye. Getirdik değil mi? Farklı farklı olsun dedik. O en azından yeni gelenler varsa ya gittik de bir şey alamadık demesinler. Aşura gibi ders olsun ki mutlaka bir tanesi çaksın, bir tarafı onun bir alakadar etsin ya. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim. En azından bu kelime seni alakadar eder. Aziz kardeşim dendi ya sana işte. Efendim aziz. Bak görüyor musun? Uyanık. Elhamdülillah. Çok güzel değil mi? Ustad diyor. İlem eyyel aziz. Ey aziz kardeş.
Hani Allah Kur'an'da diyor ya yellezine amenu. Ya Rab, buyur ya Rabbi. Okurken böyle desen. Lebeyk. Allah Allah. Dünyanın lezzetleri, dünyanın lezzet zevkleri, dünyanın zinetleri, Halikimizi, Malikimizi, Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir. Niye iyice zenginleri, fabrikatörleri biliyorum, tahmin ediyorsunuz. Yanıyor, yanıyor. Diyor ki, bazıları nurcu, bazıları değil, olmayanlar, hocam diyor. Hocam diyor, beni buradan kurtar, ne istiyorsa. Ya, inan. Bak niçin söyledim? Dünyanın lezzetleri, zevkleri, zinnetleri, Halikimizi, Malikimizi, Mevlamızı bilmediğimiz takdirde Allah ile kopuk yaşıyorsak cennet olsa bile cehennemdir. Villa bile olsa cehennemdir. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Şu tahammül edilmez hadiseler gelişiyor. Yani insan Allah'ın yaptığı olayları insan nasıl tahammül edecek? Allah'ın yaptığı işleri padişahın, melikin diyor atiyeleri, matiyeleri ancak atiyelerin matiyeleri taşıyabilir. Yani padişahın servetini padişahın taşıyıcıları taşır ancak. Allah'ın icraatını, Allah'ın kainattaki rububiyetini senin ve benim küçük kafayla değerlendirebilir miyiz? Yani bu olmadı, olmadı, böyle olması lazım falan. Bu sefer motor yanıyor. Diyor ki, dünyada gelişen hadiseleri şefkatin ateşini söndürecek ancak marifetullah'tır. Yani Allah'ın dışında hiçbir şey olmuyor, yaprak bile Allah'ın emriyle oynuyor. Yani Allah hakimdir. Şefkati durduracak ancak marifetullah'tır. Evet, marifetullah olduktan sonra bak şimdi. Dünya lezzetlerinin işte olmadığı gibi cenneti bile iştirak geri kalır. Yani Allah'ı ruhunda hisseden, zevk eden, mahseden bir ruh için cennet mahluktur. O hiçbir şey kalmıyor ki. Yani Allah'ı zevk etmeye başlıyor. Yani Allah ile ünsiyeti var. Ünsiyeti hak denilir. Yani ülfet değil. Allah ile zevk alıyor yani. Allah'tan gurur duyuyor. Böyle bir ruh yani. Peki nasıl geliyor? Uçuktan bahsetmiyorum. Ya benimle ne alakası var? Şu anda hatırınıza geliyor. Ya nelerden bahsediyor? Tabii canım. Öyleymiş yani. E bizimle alakası yok. Hayır. Terk et bakıyor. İlim de yapma. İlim de istemiyor senden. Suyun üzerinde yürümek istemiyor senden. Terklerini çoğalt bak gör. Terk ya. Terklerini çoğaltacaksın. Bir şey de yapmayacaksın. Yapmamakla yapacaksın. Terklerini çoğaltacaksın. Seyret huzuru. Bir tanesini söyledim işte. Şu andaki huzuru bulmak için, bak bir evi terk ettiniz, televizyonu terk ettiniz. Şu anda cep telefonu kapattınız, arabada değilsiniz, müzik çalmıyorsunuz, bilmem ne yapmıyorsunuz. Bunları terk ettiniz de Allah veriyor şu anda. E terk işte bu. Ha terk, he? Terk arkadaşlar. Bana diyorlar ki, abi terk. Hep böyle diyor şehir dışındaki terk abi. Ya seni görünce terkler hatırımıza geliyordu ya. Şimdi televizyonu açacağım, onu da zehir ettim hissedi diyor. Tam açacağım, terk diye. Hanım yazmış o, kumandaya yazıyormuş. Kağıda, terk. Kadın yazmış, ondan uyanık bir kadınmış. Bu böyle, bir akşam bir geldim diyor. Hanım mutlaka böyle, aldım kumandayı. Açacağım değil mi ya, nereye basıyorum? Baktım ki üzerine yazmış. Beyaz kağıdın üzerine kırmızı. Terk. Bıraktım olan dedi ya. Her tarafa sıçradı bu terk dedi ya. Adam WhatsApp'tan sesli atmış ya. Terk abi ne haber? Terk abi nasılsın diyor. Şeyi soruyor sana hanım da mı diyor terk edeceksin? Ya hanımı dünya cihetiyle terk et. Senin hanımın ahirette de eşindir. Allah için sev. Allah için değer ver.
sırf dünyalık için, bedeni için sevme. Bedeni için terk et. Öyle bir şey girme zaten. Çünkü o ahirette de bizim refikayı hayatımızdır. Bütün nekaisten, eksiklikten biz ve onlar da temizlenecek, hurilerden daha güzel bir şekilde size verilecek diyor. Ama manayı harfiyle olacak. Yani yok benim işlerimi görüyor, yok çocuğumu şey yapıyor, yok şöyle de böyle işlere yarıyor diye onları terk edeceksin. Ama Allah için bunları yapıyor, din için. Allah'ın emri dairesinde olunca hepsi de kazanımdır. Yani Allah ile kopuk olmaması lazım. Yoksa bedeli, yani günah deniliyor ya, günah dindeki adı, dünyadaki karşılığı sıkıntı. Her bir haramın fiziksel boyutu, bedendeki karşılığı negatif enerji. Her bir günahın ahirete taarruz değil Asif. O ahirete yazıldı başka. Her bir günahın enerji boyutu var. Onun adı da sıkıntıdır, buhrandır, bunalımdır. Allah bilir şu anda veya dün işte 2 saat önce göğsündeki ateş var ya, kalbindeki pıt pıt pıt, kafandaki acıması cehennem. Allah bilir 7 sene önce seyrettiğin videonun enerjiye dönüşmüş halidir. Seyrettiğimiz videolar ya. Acayip bir şey. Ne yapayım? Benim de bu kadar kafam çalışıyor. Sen de hep terk terk benim terklerle çalışıyor. Üstad Hazretleri 3 aylık tahsille bunlar olur mu? Terki kuvvetliydi adamın. İlmi o kadar kuvvetli değildi çocukken. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilmi mi vardı? Terki çoktu. Sahabe yapan neydi? Hangi hasletti? İshar hasleti ne demektir? Terk. Kendini terk etmiş, kardeşini tercih etmiş. Terk. Cüz iradesini terk etti. Sahabe yapana. İshar değil mi ishar? İshar hasleti. Kendini terk etti. Sahabenin en büyük özelliği ishar, yani duyduğunu eyleme dönüştürdü. Ya sahabeler eşit değildi ya. Namazı olmayıp da ölen şehit olan var. Peygamberi öyle suikast için, öldürmek için gelmiş. Yalın kılıç kaldırmış. İşte uzun işte biliyorsunuz mektubatta. Sonra Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Emret ya Resulallah dedi. Karşıya karşı savaştı. Geldi yere şehit oldu. Öyle değil mi? Daha yıkanmadı da bilmem ne yapmadı falan. Fakat ne yaptı? Ruhunda her şeyi terk etti. Zirve yaptı. Evet. Az amelle çok kazanma. Terk arkadaşım, terk. Mesela şöyle diyeyim bak. Benim başıma geçtiğini söyleyeceğim. Sabahtan akşama camide çocuk Kur'an okutun. Tamam mı? Okuttuk camide. Ramazandır hem de. Tamam mı? Ramazanda namaz arasında çocuk okutuyorsun. İftar oldu, teravih kıldırdın, lojmana geldin. 1 saat televizyon seyret, o koca bir gün hep oruçlu olan o çocuk okutma fazilet, o pozitif enerji pşşt dibe vuruyor. 1 saat yetiyor abi. 1 saat çok bile, inan. Yani seyrettiğin filme bağlı. Subliminal varsa hiç şansın yok. Birkaç dakikada bitiriyor, dibe çakıyor. Çünkü tahribat nevinden olduğu için 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir kibritle yok eder. Muhatap olmayacaksın kardeşim. Sende bir şey istenmiyor. O kadar izim, aham şaham ilim istenmiyor. Terk edeceksin. Dersten sonra açmayacaksın. Zorunlu olmadıkça telefonların internetine şunlara buraya girmeyeceksin. Beyin sömürülüyor. Sen bilirsin. Peki 162 işaretleyeceğiz. Allah'ın sununa, Allah'ın yaptığı eserlerine, fiillerine, kelamına, misallerine, temsilatına, uslubuna, kelamına, Allah'ın inayetiyle, Allah'ın rububiyetini muraze etmekle beraber Allah canibinden bakmak lazımdır. Yani ya bunları niye söylüyor? Allah olduğu için söylüyor. Sahibi, yani mal sahibi malından bahsedecek kadar makul ve meşru olan bir şey olabilir mi? Allah'ın mülkü, mülk Allah'ındır. Mülkünden bahsediyor. Niye Allah'ından bahsediyor? O zaman desene, o zaman niye yaratıyor, niye demiyorsun? Allah diyor cinsellikte niye bahsediyor diye sordular bana. Tamam, madem bahsetmek kötü, ayıpse
Niye bu işte tevessül ediyorsun? Uzak dur o zaman. He? Çünkü mülk onurdur da orada. Ondan bakacaksın yani. E sen şimdi madem öyledir, niye onun için dilini feda ediyorsun? Allah canibinden kudretin azameti altından bakacağız. Çünkü Allah sanatından bahsetmesinden kadar daha güzel ne olabilir? Sanatından bahsediyor. Sistemin işlerinden bahsediyor. Senin hissiyatına bahsediyor. Allah'ın diyor, eğer bak olaya iki türlü bakış var. Burhani inni, burhani limmi. Şimdi bir tanesi burhani inni. Burhani limmi var. İki tane bakış. Birincisi bakış şu. Beşer canibinden bakmak. Niye oldu? Niye böyle gitti? Bir de o olaya Allah canibinden bakmak. Yani Allah'ın takip etmiş olduğu gayeye göre bakmak. Olayı değiştiriyor. Mesela şöyle diyeyim ya. Ben şimdi şu kitaba şöyle baktım. Bir de böyle baktım. Bir de böyle baktım. Bir de böyle baktım. Farklı. Altı yönden bakış. Allah bakışı ise altısını tek bakıştır. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Ne etti? Altı. Kur'an'ın bakışı ise altısını cem edip baktırmaktır. Doktorun bakmasıyla sıradan bir adamın bakması ya. Değil mi? Ha doğru. İyi hatırlattın. Bak şimdi. Doktorlar kulağa bir şey takıp da sürüyorlar ya. Teleskop dediler. Tamam. Neyse o. Hepimiz anladık. Şimdi ben de merak ettim. Versene bir doktor dedim ya. Kulağıma koydum bak. Şöyle oldu. Bir yere koydum. Güm 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 güm. Bir yere koydum. Güm 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 güm. Bir yere koydum. Güm 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 güm. Bir yere koydum. Güm güm güm. Ne olmuş yani bu? Hı? Ne olmuş dedim ya, bunlar üşüttün. Bilmem ne oldu. Bunlar nasıl anlarsın ya? Konuştu şu. Güm güm güm. Güm güm güm. Tik 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 tik. Bun. Abi dedi doktor. Bu bizimle konuşuyor. Bu beden lisanı. Güm güm güm. Bir mana. Güm 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 güm. Başka bir mana. Ha. Doktor canibinden bakınca, vay be, üşütmüşsün. Benim canibimden bakınca, gürültü, güm güm güm, ne ya bunu dinlenir mi ya? Gürültü, gürültüden başka bir şey değil ki benim için. Ama ona konuşuyormuş. Demek ki bedenle doktor arasındaki münasebetin adıdır, o güm güm. Ha, şimdi nasıl ki doktor bu noktada bakınca başka, başka, onun dışında olan insan bakınca başka. Günah cihazında öyle değil mi abi? Günahları. Mesela diyelim ki mahrem yerine baktığı zaman kişi günah kazanıyor. Doktor baktığı zaman tedavi etmekte belki de sevap... Sevap alıyor canım. Yani en namahremin en mahrem yerine baksa tedavi için, tedavi ettiği için, yardım ettiği için Müslüm. Günah sevaptır diyor. Niçin? Namazı kıldıktan sonra bütün doktorun işlevi yaptığı şey ibadet oluyor. Allah için yapıyor ya namaz kıldıktan sonra. Ama başka bir niyetle baksa haram oluyor. Aynı şey ama aynı kişi. Yani Allah canibinden bakınca olaylar farklı oluyor. Bu bakış ancak nur imanlı olur. Mesela şu misal vereyim. Bu ben bu kitabı alırken müşteri nazarı şudur. Bak burası soyulmuş. Ya burası da kalkmış. Ama da kullanılmış be kardeşim yani. Bu kadar da para istiyorsun ama demez. Müşteri nazarı ne yapar? Hep kusur görür. Nerede varsa kusur. Der mi ki müşteri nazarı? Vay be yazı çok harika ha. Bayağı da parlıyor. Ne yapayım lan bunu? Oo deriyi de koydun ha. Der mi? Ne der? Bak burayı çizilmiş de. Burası açılmış. Ya o kadar da büyütme ya. Yaz o kadar da iyi değil ya. Parlamıyor lan. Güneşe mi koydun bak. Solmuş ya. Müşteri nazarı kusuruyor. Satıcı, ya bildiğin gibi değil diyor. Daha tam eline göre diyor. Ağır değil diyor, parlar. Efendim sırtı deridir, şöyledir böyle. Satıcı da böyle. Ha, demek ki
Allah canibinden bakmak ayrı, beşer canibinden bakmak ayrı, satıcıyla alıcının bakışları gibi. Şimdi ikisi de bir mala yol, ikisi de aynı şey hakkında konuşuyor. Bir kelama bakıyorsun ki ayıp, bir bağ bakıyorsun ki olması lazım. Doktor en mahrem yeri hakkında sana dese ki şöyle yap, böyle yap, böyle yapma, böyle yapma. Lan ay, utanmıyor musun lan bana bunlardan bahsediyorsun? Der misin? Olmaz değil mi? Çünkü niye? Doktorun bakışıyla demesi lazım. Dememesi ayıp. Ya doktor dese ki ya şuna mı ağrıyor? Hayır ben çok utanırım diyemem. Çok ayıp. Ne tuhaf değil mi? İnsan ne maskara oluyor ya? Böyle bana soruyorlar da onun için anlatıyorum ya bu soruları. Allah niye bunlardan bahsediyor dedi. Ben de dedim ki Allah olduğu için. Allah onların hepsinin sahibi. Lan niye demiyorsun Allah onlardan bahsediyor diyeceğini, Allah niye yarattı desene o zaman. Eksik olurdu diyecektin. O sistemi nasıl çalıştıracağını bahsediyor sana. Senin zaaflarından bahsediyor. Vakevai Bayat Rab'a mesela daha çok soruyor. Bu bakış da ancak nur iman ile olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkünat cihetinden, yani insan noktasından normal bir hadise diye bakarsan, cüz-i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi, zayıf küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesine set eder. Yani beşer canibi var ya beşer, kendi ölçüleriyle, kendi duygularıyla, kendi aklıyla Allah'ın sanatını, sununu, efalini, kelamını, ya niye böyle dedi, niye böyle oldu? Sana soracaktır reddi Allah var. Allah nasıl yapacağım, ey kulum nasıl yapayım bir söyle. Ha böyle tipler de var yani, öyle tipler de var. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı diyor. Böyle tipler de var yani. Dedim ki ne yapacaktı, ne yapacaktı? Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Allah Allah. Sen yoktun ki nereye soracaktı? Beni yaratmadan önce yoksun. Bana niye sormadı? Seni yaratmadan önce sen yoksun ki nereye sorsun? Güya mantıklı değil mi ilk önce soru sorarken? Neye ne soracaktı ki? Var mısın? Peki. Oldu, şimdi sana hikmet lisanıyla soruyor. Dünyada kalmak mı istiyorsun, intihar etmek mi istiyorsun? Niye intihar etmiyorsun? Niye baklava yiyorsun? Demek iyi yaşamak ve baklava yemek lezzet değil mi? Çünkü iyi, mesela bir tanesi sana evine baklava, altınlar falan getiriyor. Zile bastı, ne getirdin lan? Baklava, bana mı sordun lan? İstemiyorum, diyor musun? Aferin lan, nereden hatırına geldi lan baklava? Değil mi? Veya böyle hak etmediğin şeyleri sana vermesi, bana mı sordun da veriyorsun? İsterken dersin yani. Peki. Diyor ki, فَاَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ. Her kim inayet yezeliğiyle rububiyet ilahiyi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsa, bağdeten yani sinekten, böyle örümcekten niye bahsediyor? Sineğin küçüklüğü, sanatın küçüklüğünü zannediyor. Sinek tavuktan da harikadır. Ve emsali ile getirilen temsillerin belagat kanunlarına muvafık ve Cenab-ı Hak'tan hak olduğunu tasdik eder. Niye? Fakat her kim nefsinin emri altında mümkünatı nazara alarak bakarsa, şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalaletin bataklığına atar. Yani Allah canibinde bakarsa Allah'ın takip etmiş olduğu hikmetleri göremez. Allah'ın takip etmiş olduğu hikmetleri göremeyince bir tanesine takılır. Mesela insanı niye yaratmış? Hikmetinden bir tanesi bana ibadet, iman edip ibadet etmesi için yaratmış. Sen de ibadeti Allah'a mahsa, tamamen Allah'ın menfaati var zannetmez. Zannedersen bu sefer ibadet, Allah Allah. Ya demek ki kendi menfaatini yaptı. Kardeşim ibadet ne demek? Nispetin intisaba dönüşmesi demek. Ne demek? Ne demek Faruk? Nispeti bir anlat kardeşlerim.
Değişik ses olsun. Nispet neydi? İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman intisaptır. İman nispet ediyor. İman kuvvettir. İman nurdur. İnsan Allah'a insanı iman nispet ediyor. Nispet ne demek? 23. sözde söylediği gibi abi. Nispet zemin oluyor. Yani bizdeki donanımların diyelim ki acziyettir, fakriyettir, kalptir, ruhtur. Bunlarla birlikte intisap sırrıyla Cenab-ı Hakk'a intikal etmek. Nispet ne demek nispet? Nispet mi abi? He. Nispet zemin oluyor. Zemin. Zemin oluyor. Soyundan bahset biraz bana. Kökeninden. Yani aç, fakr, şefkat, aç, fakr, naks, kusur zemininde intikal vasıtası, intisap vasıtasını Cenab-ı Hakk'a bağlanmış. Evet. Nispet bize iman, İman, Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nispet nesepten geliyor. Mesela sen nerelisin? Kocaeli. Kocaeli. Sen nerelisin? Ordu. Ordu. Ona baktın, ona ne? Şimdi kader sana sordurdu. Şimdi bir soyunuz var, benim de, sizin de. Bizim elimizde olmayan bazı özellikler, donanımlar nesebimizden gelmiş. Soyumuzdan gelmiş. Boyumuz, kilomuz, işte tipimiz, karakterimiz, bazı ahlakı davranışlarımız nesebimizden gelmiş. İman, insanı Sani Zülcelal'ına nispet ediyor. Yani Allah'a, Allah'ın bizdeki karşılıkları var. Soy, soya dayalı çekim var ya, Allah'ın bize koyduğu yapı var, sistem. Bu sistem zemin oluyor. İman ise bu sistemdeki yapıyı aslını göstererek intisap ettiriyor, inkişaf ettiriyor, çekirdek ağaç oluyor. Yani ibadet dediğin şey bil kuvve çekirdek istidadın ağaç olmasıdır. Şöyle diyeyim. Mesela ilim yaparak şu anda huzur almak, ağaç olmaktır. Bak şu anda huzur alıyorsun. Kur'an okumak ibadettir. Namaz kılmak ibadet. Allah'ını seversen hiç böyle namazdan burada tevazu olmaz. Namaz olsun, Kur'an olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Lezzet almıyor musun bazen? Bu lezzette peki ibadet bak Allah için. Yani burada lezzet şimdi Allah ne karı var? Güneş vurdu. Ağaç büyüdü. Güneşe ne karı var? Güneş vurdu, yemek bozuldu. Güneşe ne zararı var? Güneş, niye vuruyor? Kârı ve zararı. Kardeşim, güneş olduğu için vuruyor. Allah, Allah olduğu için yaratıyor. İhtiyacından değil. Güneş niye ısıtıyor? İhtiyacından mıdır? Zatında. Hayır. Su niye ıslatır? Ah ulan ah, ne ıslatsam yahu? İstatmaya ihtiyacın var mı diyor, yoksa zatının gereği midir, ihtiyacının gereği midir? Suyun istatması fıtratının gereğidir. Zatının gereğidir istatmak, ihtiyacından değildir. Güneşin büyütmesi, ısı ve ışık vermesi zatının fıtratının gereğidir, ihtiyacından değildir. Allah da yaratması Allah olduğundandır, ihtiyacından olduğundan değildir. Güneş ağacı büyütüyor. Güneşin şahsiyeti arttı mı? Yok. Otlar büyüttü. Vay be Güneş Efendi, faturan kabardı lan senin. Yok. Demek ki güneşin menfaati yoktur. Niye veriyor be kardeşim? Fıtratının gereğidir. Peki fıtratını değiştirelim. Güneşte ışığı kaldıralım. Ona güneş denilir mi? Güneşten ışığı kaldırın. Ona ne denilir? Kütle işte. Semavi bir kütle ama güneş değildir. Allah'tan da haliketi kaldırırsan Allah olmuyor işte. Allah halk edendir. Allah hakimdir. Allah kayyumdur. Allah haydır. Allah sanidir. Yani bu esmanın iktizasıdır. İhtiyacı değildir. Dolayısıyla insanın fıtratına konulan sistem bütünlüğü nispettir. Yani nesebe dayalı, yani esmaya dayalı bir yapı var sende. Esmadan gelen bir nesebimiz var. Sen onun için sordum. Nerelisin, kimin akraban? Yani soya dayalı bir sima farklılığı var. Soya dayalı bir karakteriniz var.
size rağmen çalışıyor, davranışlarımız var. Soya rağmen bir boyun var değil mi? Boy var, en var vesaire. Göz rengi var, konuşma sesi var vesaire. Ha, bizim de insan olarak soya dayalı bir çekimimiz var. Orada soya dayalı çekmişiz. Nedir o soyumuz? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğü. Onu bize koymuş olduğu sistemin adı nisbettir, nisbet. İman seni Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Yani Esma-i Hüsna nümine koydu. O nümünenin bütünlüğü Allah'ta. Şimdi diyor ki bana, ey insan, seni bu sistemin kaynağı hakikati o. Bu sefer bu sistemi oraya bağlarsa intisap olur. Nispet, iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Yani hakikatini gösteriyor. İman bir intisaptır, yani bir sistemi hedef gösteriyor. Ağaç olmayı anlatıyor. Ağaç olduktan sonra iman bir kuvvettir. Kuvvettir yani, enerjidir. İman enerjidir, enerji mahluktur. İman mahluktur. Vacip olsa büyümez, küçülmez, azalmaz, ölmez. Vacip ölmez, büyümez, çoğalmaz, azalmaz. Ama iman azalır, çoğalır, ufalır, gider, gelir, ölür. Mahlukun özelliği bunlar. Mahluk olduğu için. İmanın hakikati mahluktur, mahiyeti değil. Yani kardeşler, imanın mahiyeti hidayettir. İmanın hakikati imandır. Nasıl, şöyle diyeyim. Şimdi güneş geldi. Güneş haşa Allah'a misal. Güneşin ışıkları hidayet. Camı açtınız, içeri girdi, çiçekler oldu. Onun adı iman. Yani Allah canibindeki tecelliye hidayet denilir. Onu onaylarsan sende iman ortaya çıkar. Allah'ın hidayetini onaylarsan sendeki gözüken hidayet iman oluyor. Allah hidayet etmese iman olmaz. Onun için. Anladık mı hidayetle iman arasındaki farkı? Ha arkadaşlar, ibadet kendisi lezzettir, lezzet. Baklava yerken lezzet alıyoruz. Özel hayattan lezzet alıyoruz. Güzel şeylerden lezzet. Peki Allah'ın ne menfaati var ben baklava yerken? Sevap yazıyor bana. Ah ulan ah lan, Hasan baklava yiyor, ben de lezzet alıyorum. Ulan baklava yerken ben lezzet alıyorum. Ha besmele dedikten sonra baklava yemek, tuvalete gitmek bile ibadettir. Ha ne oldu? Hani ibadet, hani Allah'ın menfaati vardı? Yani istidat ve kabiliyetlerimizi bir kuvveden bir fiile dönüştürmek ibadettir arkadaşlar. Hasan abi, nispet olayında bizdeki tarafı mahluk. Heh. Cenab-ı Hak'taki tarafı mahluk değil. Değil. Bizdeki ona intisap ederken bağlanma anı mı oluyor nispet? Evet, yok. Nispet o değil, o intisaptır. İntisap. Mesela şöyle diyeyim. Cep telefonu benim. Cep telefonundaki yazılım var ya, program. Mesela bazı videoları gösteriyorum abim. Diyor ki diyor desteklemiyor diyor. Bu videoyu çalacak programa yetmiyor diyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu cep telefonu benim. Bu cep telefonundaki program çeşitliliğin bütününe nispet. Nesepten geliyor. Birisi yazılım yapmış. Yazılım. Nesebi. Yazılımcıyı taşıyor. Bu telefonu ben aktif edersem ibadetle intisap oluyor. Telefona kartı koydum, şirketi onayladım. Dedi ki Turkcell'dir, Vodafone'dur, Avea'dır, Telekom'dur, Felsen neyse. Faturasını ödedim mi tak diye beni uyduya bağlıyor. Bu telefonla haşa uydu Allah. Uyduyla telefon arasındaki bağın adı intisap. Bu sistemin yazılımı nesep, nispet. Bunu ona bağlayan intisap. Yazılım zaten herkeste var. Yazılım herkeste var. Nesebe dayalıyız biz. O için şey demiş, hulukul Kur'an, sibgatullah, Allah'ın ahlakıyla boyalanmak. Allah'ın ahlakı ne demek? Hani diyoruz ya, ona soyunun ahlakı var sende ya. Geçmişin ahlakı var. Yani bu yazılımın dışına çıkamıyorsun. Ha, bu yazılım sistemdir. İstidat ve kabiliyet ruh. Bunu iman geliyor diyor ki, ey insan, bu sistemi var ya, sistemi. Esma-i Hüsna
Esma Usta sana koydu bu yazılımı yazdı. Ha bunu fark etmek, bu sistemi fark etmek nispet. İman bak fark etmek. Bu yazılımı fark etmek nispet. Ha fark ettikten sonra eyleme dönüşüp bağlamak intisap. Ama işte mesela yapayım intisabı. Allahu Ekber. İntisap oldu işte. Peki o namazda aldığım lezzet intisaptan kaynaklanan bir şey. Değil mi? Yatalak olan bir hastayı düşünün. Kalktığı zaman, yürüdüğü zaman ya sanki cennete gitmiş. Baldırlar böyle açıldığı zaman of be diyor. Ha, lezzet. Harekette lezzet var ya işte bu. Peki şu yukarı bitireyim de kesiyorum. Allah kainatın sahibidir. Rabbidir, Halikidir, Malikidir. Bu Allah Halik olduğu mahlukatından bahsetmesi normal değil mi? Doğal değil. Malunun da adam bir tanesi geliyor kalkıp diyor ki Allah'a diyor ki Allah niye malından sanatından bahsediyor? Tuhaf değil mi? Ha o bahsettiği konular da şey buna da çok lazım. Buna da o kadar lazım ki onun için her şey o. Yani hakikaten Allah ne kadar sabırlı ya. Vallahi hep de ben sinek gibi ezerdim ya bunu diyenleri. Ama Allah, hakikaten Allah ya. Yani böyle vallahi ezerdim yani. Ha, çiğ köfte gibi oklavan altındaki hamur gibi ezerdim. Allah'ın canilinden, kudretin azametinden bakmadığımı düşünerek eziyoruz. Tamam abi tamam. Vazgeçti. Çözmüş işi. Evet, çözdü. Allah canibinden, kudreti azametinden bakmadığın için eziyorsun dedi. Doğru. Kardeşim, Allah nereden bakıyorsa Allah'lık yapıyor. İdare ediyor. Şu anda seni dinleten, sana bu lezzeti veren, bana bu feyzi ve irfanı veren hep O'dur. Hepimizin sahibi O'dur. Bunları verdiği gibi bunların hakikati olan ahireti de verecektir. Çünkü şu andaki haletiniz surettir. Aynada gözüken bahçe yalan mıdır? Tarla yok mu karşısında? Aynada bir tarla gözüküyorsa aynada, aynada bir güneş gözüküyorsa o güneş yok mudur? Aynada varsa, aynaya sen baktığın zaman kendine şüphe ediyor musun? Vay anam vay kerata falan, ben gözüküyorum ama aslında yokum. Heh, şu andaki haletiniz ne biliyor musun? Ruh aynasında yaşadığınız... Şu anda ruh aynasında yaşadığınız irfan, fazilet, hal var ya halet, güzel halet şu anda. Ruh aynasındaki suretlerdir. Onun hakikati müsaade edilmiyor. Şu kadar diyeceğim, demeyeceğim, tamam. Ruh aynasında yaşadığınız şu andaki haletlerin hakikati orada. Eğer senin için o hakikat öne çıkmasaydı, yani aynanın karşısına geçilmeseydi, senin ruhunda, ruh aynasında bu gözükmeyecekti. Eğer senin ruhunda bu halet gözüküyorsa, o ahirettekiler senin için tezgahlandı demektir. Rafa çıktı demektir depodan. Gece gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Buyur abim, sorunuz. Bu terkle alakalı bir şey soracağım abi. Sor abi. Kadri Risalesi'nde bir sayfayı hatırlamıyorum da üstad şey diyor. Ehli dalalet küfre isteyerek girmez, düşer diyor içine. Bu terk et dediğimiz, terk etmemiz gereken şeyleri terk edemeyen adam içine düştüyse nasıl çıkacak? Ya, şimdi onu esas şeyde açıyor. Sözlerde diyor. Yani diyor, onlar diyor, o kafasız insanlar hidayete giderken dalalete düştüler değildir diyor. Yalnız mesuliyet olmaz. Hidayete koşarken dalalete düştüler. Hayır. Ya dalalete koşarken dalalete düştüler. Sen iyi niyetle Allah'ı arayacaksın. Allah kendisini sana vermeyecek. La biz onu aramazken kendisini bize verdi ya. Birisi kolumuzdan tuttu dershane getirdi değil mi? Ha, o şeydeydi, kaçıncı şeydeydi? Lemaat'ta geçiyor. Onlar diyor, o kafasız insanlar hidayet aramıyorlardı.
aynı mesleği dedi, aynı onun açılımı. Bahane arıyorlar. Hayır, onlar dalaleti giderken mesela yılan gibi zehir akıtmaktan, mesela adam insanları bozmaktan, mesela esnaf aldatıyor ya, ulan helal sana yetmiyor mu? Kantar dağıta yapıyor, defolu malı gidiyor, alıyor fabrikadan, mağazada normal mal gibi satıyor. Haram değil mi? Peki, bu sen niye zorlanıyorsun? Ha işte, hidayete giderken Allah mı dalalet verdi? Harama giderken Allah sana onun bereketini mi verecek? Sen harama bilerek giderken haram, tabii ki haram gelecek sana. Ha, o zaman orada diyor ki, hidayete giderken dalalete düşmediler diyor. Dalalete giderken hidayeti kaybettiler diyor. Çünkü insan her ne arıyorsa onu bulacağını Allah vaat ediyor. Var mı sorusu olanlar? Soram. Hocam dersi bitirirken Hasan abi, Bayram hocam burada bir kısa bir aşır okuyacağım. Ha çok, o geldi mi o? Tamam. O değil, bu bizim burada meşhur Bayram hocam. O tamam maşallah, peki. Ben burayı bırakıyorum, buyursun. Buyur kardeşim. Arkadaş teveccüh etti, hepinizden Allah razı olsun. Yani hocam sudan bahsetti. Hocamın yanında biz teyemmüm bile olamayız yani. Su varken teyemmüm olmaz ama misafir olduğum için hocamın yanında o vesileyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evela yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan ev marratayn. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الفاتحة